telefon bağlantımız tekrar kuruldu. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim? Buyurun. Bizi duyabiliyor musunuz acaba? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ben tiroidimi soracaktım da, hipertiroidimi. Evet, İbrahim Bey yardımcı olacaktır. Nodül var mı acaba? Nodül, hipertiroid. Var, nodülüm var. Ha, nodül varsa şöyle. İksir aloe vera jel, iksir aloe vera şurubu, aloe veranın şurubu, yoğurt otu, tiroid bezindeki nodüllere karşı çok çok etkili. Almanya'da birçok doktor, Almanya, İsviçre, Avustralya'da birçok doktor yoğurt otuyla ilgili araştırmalar yapmışlar. Kist, miyom, nodül yağ bezinin eritici özelliğe sahiptir yoğurt otu. Zerdeçal'la da ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Zerdeçal her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümörü eritici özelliklere sahip. Bunlar bir karışım olarak mı uygulanması gerekiyor yoksa ayrı ayrı mı? Biz farklı. Biz zerdeçal'la ilgili özel bir formül geliştirdik. Zerdeçal forte diye. Bir de yoğurt otuyla ilgili bir çalışma yaptık. Yoğurt otu forte diye. İksir aloe vera jel, bunları kullandığı zaman kişi yavaş yavaş nodüller erir. Evet. Mesela bir hanımefendi yıllar önce bize gelmişti. Zerra Hanım, tiroid bezesinde 2 santim büyüklüğünde bir nodül, çok büyük ve kötü huylu. Doktor demiş ki, o hemen acil ameliyat olacak. Ama 6 hafta sonra ancak randevu yer bulabilmişti. Ameliyat için karar vermişti. Beni aradı, dedi ki ya çok kötüyüm, ne oldu? Böyle böyle ameliyat olacak. Ameliyat dedim, yine olun ama ameliyat gününe kadar iksir, aloe vera jel, yoğurt otu kullanın şunları şunları. Bir bakalım, 6 hafta yoğun tempoyla kullanmış. Korkudan, ameliyat olmamak için. Ameliyat olmak için hastaneye gidiyor. Doktor diyor ki, evladım, sizde nodül diye bir şey yok diyor. Nasıl olur? Bilmiyorum nasıl olur. Ne yaptıysan diyor, yapmıştım bir şeyler. Ne yaptın? İşte şunu şunu kullan. İyi, hadi güle güle. Evine gidebilirsin. Bitkisel yollarla sağlığına kavuşmuş oldu. Tabii. Evet. Şimdi şöyle, Amerika mesela, Meksika'da acı badem, den latrin denen bir metre elde edilir. Kansere karşı kullanılır. Brezilya'da lapajo denen bir meyve ağacı var. Bunun kabuğundan ekstrakt yapılır, hap yapılır. Kansere karşı kullanılır. Avustralya'da papayanın sapından elde edilen papaya özüyle kansere karşı ilaç yapılır. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde zerdeçaldan kansere karşı ilaç yapılır. Almanya'da öksü otundan kansere karşı ilaçlar yapılır. Dünyanın birçok ülkesinde o yöreye uygun bitkilerden kansere karşı çeşit çeşit ilaçlar yapılıyor, satılıyor. O ülkelerde, Almanya'da mesela birçok hasta öksü otundan elde edilen ilaçlarla tedavi ediliyor. Ülkemizde bu yönde çalışmalar yavaş yavaş oluyor. İnşallah ileride bakanlıkta bu yönde teşvikte bulunursa daha güzel çalışmalar olur. Evet, programımızın sonuna geldik İbrahim Bey. Hürmetle, saygılar. Evet. İyi akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle.